Ömer Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız bizleri burada. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Böyle bir sizleri tanıyalım, Ömer Bey'i tanıyalım, bu sektörle tanışması. Ben Ömer Tokay, 1995 İzmir doğumluyum. 2005'te başladım bu işe. 2005-2006 gibi çıraklık dönemlerimde başladım. Ha, çekirdekten yetiştiniz. Çekirdekten, evet. O zamanlar böyle dokunmatik çok yoktu tabii, tuşlu telefonlar falan. Daha farklıydı. Falan. Aynen. O şekilde başladık. Sonra kendi işlerimizi kurduk. 2019'da. Evet. Burada faaliyet vermekteyiz şu an. Evet, tabii en büyük destekçiniz kardeşiniz Ali Bey. Tabii, olmazsa olmaz diyebiliriz. Buradan da selamlarımızı beyefendiye çok göndermiş çok olalım. Hatta yanımızda hoş. Evet, iki kardeş sırt omuz omuza vermiş, mücadele ediyor diyebiliriz. Hemen tanıyalım. Neler yapıyoruz peki? Ya işinizi anlatır mısınız bize? Yani biz 7-8 yıldır bu dükkandayız. Daha önce aşağıdaydık. Teknik servis hizmeti veriyoruz. Telefon alım satım, tablet, televizyon, bilgisayar. Ekran değişimlerimiz de var tabii sanırım. Teknik servisimiz var. Entegre değişimlerimiz var. O şekilde hizmet vermekteyiz. Ya, telefonla alakalı A'dan Z'ye. Tabii. Yani bir kişinin ihtiyacı olan A'dan Z'ye alımlar, satımlar yapılıyor burada. Elimizden geldiğince. Bu istikrarı ve başarıyı neye borçluyuz? Şimdi sektörde de ciddi bir istikrar var. Bu kolay değil Ömer Bey. Yani biz elimizden geldiğince kullanmayacağımız ürünü müşteriye sunmuyoruz. Çok kazanalım değil de daha çok kaliteli hizmet verelim çabasındayız. Bu vizyonda ilerliyoruz. Yani amacımız para kazanmak, tabii ki de geçimimizi mutlaka sağlamak ama mutlaka. Çok fazla para kazanma derdinde değiliz. Önemli aslında siz olan önce hizmet için, sonra ticaret. Aynen. Önce hizmet, verdiğimiz ürünün kalitesi. Yani yan sanayinin de bizim şeyimizde, sektörümüzde çok fazla yan sanayi. Nasıl anlarız biz bunu? Çünkü yanlış bilgiler de olabiliyor bazen ama bizde de hata oluyor. Çünkü biz de uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Yani ama bir kalite bizim, varsa bir de bedel var diye düşünüyorum. Tabii bizim işimiz hileye çok yatkın. Evet. Ama hile illaki çıkıyor. Yani ürün hem çabuk bozulabiliyor. Evet. Hem performans açısından kötü oluyor. O şekilde biz daha çok kaliteyi tercih ediyoruz. Müşterilerimize onu sunuyoruz. Peki gelen müşterileriniz genelde hangi bölgelerden geliyor Ömer Bey? Aliağa bölgesi. Genellikle ilanlarımız var bizim sahibinden ya da başka sitelerde. Evet. İzmir içi gelen çok. İzmir ve ilçeleri. Konak merkezden gelen çok. Bergama'dan gelen çok. Urla, Dikili. Bu şekilde. Son soru. Hedeflediğiniz yerde misiniz? Şöyle bir geriye dönüp bakınca hayal ettiğiniz yer burada mı ya da kısmetse bundan sonra Ali Bey ile beraber neler olacak? Hedeflediğimiz projede değil de yani içimizin rahat olduğu, yani verdiğimiz hizmetten gurur duyduğumuz bir noktadayız. Ürünlerimizden eminiz. Emin olduğumuz için de müşteriye gönül rahatlığıyla sunuyoruz. O yüzden içimiz rahat, güzel yani. Belki şubeleşme olarak da görebiliriz sizleri. Zamanla tabii ki mutlaka birden olmaz ama. Ya şimdi şube arttıkça kalite düşüyor. Değil mi? O takip etme. Şimdi personel kalitesi de çok zor. Yetişmiyor zamanda. Zaten artık. Alttan gelen bir tabaka zaten yok. Evet. O yüzden şimdilik böyleyiz. İleriki zamanlarda durum neye el verirse. Biz bir yolda başarılar dileyelim sizlere. Çok samimi bir röportajdı. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ekran başındaki izleyicilerimizi de buraya davet edelim. Gelsinler, görsünler. Tabii. En azından bir çayınızı, bir kahvenizi içerler. Bir tanışmış olurlar. Başarılarınız her zaman daim olsun. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Sağ olun.